Hepinize merhabalar. Bugün Sofart'ın Aralık ayı Talks etkinliğinin ilk etkinliğiyle birlikteyiz. Ben Yağmur Ercan, İstanbul Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Sofart'ta yaklaşık 9 aydır bulunuyorum. Biraz da Sofart'tan bahsedeyim size. Sofart Eskişehir'de bir mimarlık öğrencileri tarafından ilk başta kültür sanat dergisi olarak kuruldu. Aynı zamanda ama mimari içerikler de üretiyordu. Biz bunu daha doğru kitlelere ulaştırmak adına iki koldan yürütüyorduk. Çünkü bir süre sonra fark ettik ki mimarlık öğrencileri olarak çok daha yoğunuz grubun içerisinde Sofart'ta. Bu kollarımızdan birisi dergi kolumuz. Dergimizi okumak, kültür ve sanat etkinliklerimizden haberdar olmak isterseniz dergi hesabımızı takip edebilirsiniz. Diğer bir kolumuz da mimari içeriklerden de haberdar olabileceğimiz atölye hesabımız. Yine mimari içeriklerimizle ilgili bilgiler edinmek, bakınmak isterseniz atölye hesabımızdan takip edebilirsiniz bize. Topluluğumuz hala çoğunlukla mimarlık ve tasarım öğrencilerinden oluşuyor. Biz Sofart içinde daha çok birbirimizle entegre bir şekilde çalışıyoruz. Birbirimizi öğretiyoruz, birbirimizle öğreniyoruz. Bu tarz etkinliklerde dışarıdaki öğrenciler de bize katıldığında daha keyifli bir hal alıyor. Gerçekten kolektif bir topluluğuz ve birbirimize hem topluluk içinde hem topluluk dışında çok fazla öğrenerek, öğreterek destek oluyoruz. Bu etkinliğin temsilci ekibi oluşturdu. Bu konuda Zeynep isterseniz size daha detaylı bilgi versin. Sözü Zeynep'e bırakayım. O zaman ben de temsilci ekibinden bahsedeyim biraz. Ben Kocaeli Üniversitesi'nde 4. sınıfı bitirdim. 5. sınıf öğrencisiyim ve Sofart'ta da yaklaşık bir 8 aydır bulunuyorum. Aynı zamanda temsilci ekibinde de bir nevi koordinatörüm. Temsilci ekibinde çeşitli şeylerden ve üniversitelerden öğrenciler bulunuyor. Ve aslında okullarımızda köprü görevi görüyor bu. Okullarımızdaki öğrencilerle ve alanındaki uzman hocalarımızla iletişim halinde olarak çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Ve daha fazla kişiye ilham olmayı hedefliyoruz. Sofart Talks ekibinin etkinliğinde de aynı zamanda temsilci ekibinin etkinliği de. Mayıs-Haziran Talk serisiyle başlamıştık. Artık ben şu an çok tıkandım. İlk defa sunuyorum ve çok gerildim. Tamam. Mayıs-Haziran Talk serisi yani. Normalde başlamıştık. Ve bir gelenek haline getirdik bu şekilde. 3 ayda bir olmak üzere bu şekilde devam edeceğiz seriye. Hocam isterseniz sizinle devam edelim. Şimdi bugünkü etkinliğimiz Murat Karay'la birlikte. Hocamıza tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Sözü kendisine bırakabiliriz. Rica ederim. Ben de teşekkür ederim vakit ayırıp çağırdığınız için. Kendimden bahsetmem gerekirse 2020 Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. Bölümü bitirdikten sonra yüksek lisansa başladım. Neşe Çakıcı hocamla birlikte yine Kocaeli Üniversitesi'nde. Geçtiğimiz dönemde yüksek lisans eğitimimi tamamlayıp doktora eğitimine başladım. Şu anda aktif olarak doktora eğitimindeyim. Bir yandan da ekranımı paylaşayım. Bunu geçelim. Şu an görüntü var mı acaba? Bir teyit edebilirsek. Var hocam, sıkıntı yok. Şu an görüntü var. Tamam. Yüksek lisans sürecinde yaptığımız çalışma Yavuz Zırhlısı'nı ya da Yavuz Gemisi'ni karma gerçeklik ortamını aktarmak üzerine bir çalışma gerçekleştirdik. Buna binaen gemiyle alakalı bir çeşit dijital bitlik katmanı şeklinde bir kavram oluşturup onları da yine oluşturduğumuz bu karma gerçeklik ortamını aktarma şeklinde süreç gitti. İlk olarak buraya nasıl geldiğimizden biraz bahsedecek olursam, bildiğimiz üzere bu bilişim teknolojileri icat edildiği zamanlarda insan bedeniyle çok etkileşime geçemeyen teknolojilerdi. Burada yeni teknolojiler ve medya ve beden ilişkisi adlı bir grafik var görüyoruz. Medya 1.0'dan itibaren medya 5.0'a kadar çeşitli aşamalardan oluşmakta. Bahsettiğim gibi ilk olarak bilişim teknolojileri medya 1.0'la birlikte işte bunlar arasında internet, televizyon verilebilir. Biz bireyler sadece görüntüyü karşısında izleyerek deneyimleyen konumdan medya 5.0'a doğru zaman içinde artık ekranlara dahil olma ve vücudumuzun da bu medya 5.0 biraz ütopik bir kavram olarak işte beyin, bilgisayar, internet arayüzleri gibi düşünebiliriz. Zamanla süreç içinde bu gelişim göstermekte ve artık fiziksel çevreye ve bizim yaşadığımız fiziksel çevreye gömülü hale gelmeye başladı bu teknolojiler. Biraz bunun okumalarını yaptık. Bunun üzerine nasıl bir çalışma yapabiliriz diye aramızda tartışmaya başladıktan sonra karma gerçeklik konusuyla tanıştık. Karma gerçeklikten biraz bahsetmem gerekirse biz fiziksel ve dijital ortamları, karma gerçeklik ortamı dediğimiz ortamda bir arada deneyimliyoruz. İşte sanal objelerin fiziksel nesnelere benzeyen hologramlarını içinde bulunduğumuz ortama aktarıp sanalı tıpkı bir fiziksel nesne gibi deneyimlemeye başlıyoruz. Bu karma gerçeklik teknolojisi bize bu imkanı sunuyor. Bu aralar sık sık sosyal medyada da karşılaşmışsınızdır. İşte birçok
böyle kavram ortaya çıkmaya başladı. Aslında var olan kavramlar gündeme gelmeye başladı diyebilirim. Ve bunlar biraz da karıştırılmaya başladı. Hani olaya bir açıklık getirmek gerekirse, artırılmış gerçeklik olayı, gerçek çevreyi bir teknolojik cihazın ekranından görerek, bu ekran arkasından deneyimi sağladığımız bir teknoloji. Sanal gerçeklikte bildiğimiz üzere tamamen sanal bir ortama gidip sanalı deneyimlediğimiz bir teknoloji. Karma gerçekliğe gelecek olursak, bu iki ögenin, bu iki teknolojik ögenin bir araya getirilip kullanıcıların gerçek ortam görüntüsünü ve deneyimini, aynı zamanda sanal ortam görüntüsünü ve deneyimini aynı anda deneyimlediği veya aynı anda işte kullandığı bir ortam deneyimi oluşturuyor. Kısaca yine özetlemem gerekirse. Bu karma gerçeklik teknolojisi bize aynı zamanda tıpkı şu anda Teams'te bilgisayar ekranından birbirimizle iletişime geçtiğimiz gibi çeşitli farklı fiziksel ortamlardaki kullanıcıların işte hologramlarının belirli bir fiziksel ortamda, belirli bir mekanda bir araya getirilip bir arada çalışmalar yapabilmesine de imkan sağlayan bir teknoloji. Biz buna mimarlar olarak ne açıdan bakabiliriz'in tartışmasını yapmaya başladıktan sonra zamanla bu karma gerçeklik teknolojisini öğrendikten ve sindirdikten sonra Manav için çalışmaları çıkmaya başladı karşımıza. Manoviç bundan şöyle bir olaydan bahsediyor. Mimarların bu yeni mekan tasarımını mimari bir problem olarak ele alıp tasarımlarını ve yönelimlerini ona göre o doğrultuda gitmeleri gerektiğini vurguluyor. Daha sonra bu karma gerçeklik teknolojisini ve yani yapacağımız çalışma ne olabilir düşünmeye başladık ve bahsettiğim gibi ben Kocaeli'de üniversiteyi okudum. Yani lisans eğitimimi Kocaeli'de tamamladım. Yüksek lisansımı da orada yaptım. Yavuz Zırhlısı karşımıza çıktı. Yavuz Zırhlısı hem dünya hem Türk tarihi açısından ve Türkiye özelinde Gölcük, yani Kocaeli'de bulunan Gölcük ilçesi açısından çok önemli bir gemi. İlerleyen süreçte onlardan da bahsedeceğim. Ve bu gemi şu anda fiziksel olarak yok. Gemiyi jilet yapımı için parçalanmış ve artık yetik konuma gelmiş bir kültürel değer. Biz de bu gemiyi hem şehre mal olmuş bir gemi olması açısından hem de yetik bir kültürel miras ögesi olması açısından karma gerçeklik ortamında yeniden kullanıcı deneyimine sunalım istedik. Buna binaen ilk olarak Yavuz Zırhlısı'nın işte tarihi araştırmalarını yapmaya başladık. Kısaca bu tarihinden de bahsetmek istiyorum size. Çok sıkıcı olmaması için biraz özet geçtim buraları sunumda. Alman İmparatoru 2. Wilhelm 1888 yılında tahta geçtikten sonra Almanya'yı dünyada söz sahibi bir devlet konumuna getirmek istiyor ve Weltpolitik, yani dünya politikasını benimsemeye başlıyor. Bu süreçte yaklaşık 13 adet Kruvazör adı verilen savaş gemilerini yapıyor Almanya bu süreçte. Bizle bağlantısına gelecek olursak bu geminin, Yavuz ve bildiğimiz gibi bir ufak Kruvazör olan Midilli, yani bu Ben ve Breslav, 6 Ağustos 1914'te yaklaşık olarak şu bölgede İngiliz Akdeniz filosuyla bir dalaşa giriyor. Denizcilikte buna it dalaşı da denir. Zamanla bir kovalamaca yapıyorlar Akdeniz'e doğru ve bu Goben ve Breslav 10 Ağustos 1914'te Osmanlı'ya sığınıyorlar resmi olarak. Daha sonra gemiler birkaç gün boğaza yakın bir konumda bekletildikten sonra Enver Paşa bu iki geminin Çanakkale Boğazı'ndan geçmelerine izin veriyor ve solda gördüğünüz belgede bu verilen emirin bir örnek belgesi. Sonrasında 12 Ağustos 1914 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu resmi olarak 80 milyon marka Alman devletinden bu iki gemiyi satın alıyor ve 16 Ağustos 1914'te de gemileri Osmanlı sancağı çekilip, yani Türk sancağı çekilip törenle artık donanmaya alıyoruz bu gemileri. Daha sonra Goben özelinde, Goben birçok harekata katılıyor. Bildiğimiz gibi 1914 yılında Osmanlı'nın resmi olarak savaşa girmesinde de aktif olarak rol alıyor. Gidip Sivastopol'u bombalıyor Osmanlı donanması ve biz de artık resmi olarak 1. Dünya Savaşı'na da giriyoruz bu sayede. O olay gibi birçok farklı Türk denizcilik tarihinde ve Türk devlet tarihinde birçok farklı görevde rol almış ve büyük işler başarmış bir gemi. 1950 yılında artık gemide birkaç
bozulma meydana geliyor ve yavaş yavaş artık emekliye ayırıyoruz. Gölcük için önemine bahsedecek olursak, geminin zamanla farklı yıllarda tahribat aldığı dönemlerde gemiyi onarmak için tersane kurma fikri ortaya çıkıyor ve Gölcük, şu anki Gölcük'ün bulduğu konumda ufak ufak göletler yapıp gemiyi tamire alıyorlar bu göletlerde ve Gölcük adı da bu kurulan, o zamanla kurulan ufak gölet, Gölcük adı verilen yerlerden gelen bir isim. Şehir, ilçe adını bu şekilde alıyor. Daha sonra 1973 yılında artık donanmadan bir tören yapıp Yavuz'a donanmadan ayrılıyoruz ve makine kimya endüstrisine jilet yapımı olarak satılıyor bu gemi. Tabii bu durum ses getiriyor hem dünya hem de Türk basınında. Almanya'nın o dönemki işte büyük gazetelerinden biri olan bir gazetenin dünyanın en eski kırılacağı burada oluyor. Alman müzeleri için son şans şeklinde attığı bir başlıklı bir manşetli bir haber. Aynı zamanda çeşitli işte sivil toplum kuruluşlarının, Türk ve Alman devletlerinin Yavuz'un jilet olarak parçalanmaması, bunun yerine müze için yapılmasına yönelik yapılan çeşitli yazışmaların örneklerini ulaştık. Daha sonrasında dediğim gibi bizim için çok değerli bir miras ögesi ve aynı zamanda yetik bir kültürel miras ögesi. Biz de Yavuz'u yeniden hem üniversitemiz bünyesinde hem de çalışmamız bünyesinde yeniden kullanıcılar bu gemiyi deneyimleyebilsin, bilgi sahibi olsun, gemiye yeniden bir anlam katalım şeklinde bir çalışmayla birlikte yavaş yavaş karma gerçeklik ortamını aktarmaya başladık. İlk olarak süreçte Yavuz gemisinin bir takım stüktürel işte şeylerine, planlarına ulaştık kesinlikle bir şekilde. Daha sonra geminin bir modellemesi oluşturuldu. Trilimex'te geminin modellemesi, geminin modelini elde ettikten sonra daha sonra Yavuz'la alakalı işte önemli bilgileri, Yavuz'un 6 adet özel isme sahip olan tareti, yani topu var. İşte Turgut, Samsun gibi özel görevlerde özel isim almış toplar bunlar. Bunların teknik bilgileri olsun, işte Yavuz'un kronolojik bir tarihi olsun, önemli günlerdeki videoları olsun, resimleri olsun gibi gibi birçok argümanı ilk olarak işledik ve bir hani arşiv şeklinde bir arşiv oluşturduk kendimizde. Daha sonra bu arşivleri dijital bilgi katmanı şeklinde adlandırıp bunları karma gerçeklik ortamına aktarmaya başladık yavaş yavaş. Bu süreçte Unity programını kullandık ki bize bu açıdan yardımcı oldu. İşte gemimizi ekledik, dijital bilgi katmanlarımızı ekledik. Nerede, hangi konumda bulunması gibi gibi birçok. Aslında bu süreç çok yaklaşık olarak 1,5 yıllık bir süreç ama şu an sunumda çok sıkıcı olmasın diye detaylarla boğmak istemiyorum sunumu. İsteyen süreç hakkında detay sahibi veya detayları öğrenmek isteyen olursa şey yazabilir tezde. Yavuz gemisinin karma gerçeklik ortamında yeniden inşası şeklinde yüksek lisans tezimi aratıp orada tüm adımları detaylı olarak anlattığımız bir bölüm var. Oradan da bilgi sahibi olabilirsiniz. Geri dönecek olursam Yavuz'u Unity'de hazırladık. Karma gerçeklik ortamını oluşturduk ve deneyime hazır hale gelmiş oldu bu sayede. Burada birkaç iç ve dış mekandan çektiğim fotoğraflar var. Aldığım ekran görüntüleri var. Bir de video var. Videoyu da aslında şöyle yapalım. Benim anlatacaklarım biraz böyle kısaydı. Burada bitti. Ben videoyu açayım. Video arkada oynasın. Bu arada sorusu olan arkadaşlarla soru cevap şeklinde ilerleyelim istiyorum. Bir adım da olur, bir şey de olur. O şekilde ilerletebiliriz bunu. Benim kısaca bahsetmem gerekirse çalışmam bu kadardı. Yani anlatacaklarım burada bitti diyebilirim. İsteyen arkadaşlardan soruları alabilirim. Soru cevap şeklinde ilerleyebiliriz. Videoda arkada olmuşsun bu arada. Arkadaşlar sorunuzu chat üzerinden yazabilirsiniz. Buradan sesli bir şekilde de konuşabilirsiniz. Görüntünüzü evet. Açarsanız da görürsek de daha mutlu oluruz. Sorusu olan herkesi dinliyoruz, bekliyoruz. Süreç sonunda da böyle bir ortam elde etmiş olduk. İşte bunlar Yavuz'a ait dijital bilgi katmanları. Ben bu videoyu çekerken uzaktan kumanda şeklinde kullandım ama aslında gidip bu ögeye direkt fiziksel bir öge gibi direkt elle de müdahalede bulunabiliyoruz hazırladığımız ortam gereği. Sorularımızı bekliyorum. Bir soru sorayım birazcık. Hani bunu yaparken sanırım Unity'yi kullandım demiştiniz. Evet, Unity'yi kullandık. Şimdi bilmeyen, mesela ben de bilmiyorum. Unity tam olarak nasıl işliyor? Hani bence bunun şeyinden de sürecinden de biraz bahsetseniz çok mutlu olurum ben.
Unity aslında bir oyun geliştirme programı. İşte Unity var yakın zamanda, hatta artık eski de oldu diyebilirim. Unreal Engine çıktı mesela. Bunlar bize farklı ortamlara, işte bilgisayar olsun, Android veya işte Apple cihazları olsun veya bizim kullandığımız gibi HoloLens gözlü Windows platformların olsun, uygulama geliştirmemizi sağlayan bir program açıkçası. Burada birçok şey yapabiliyoruz, gerçekleştirebiliyoruz. Madem bir şey oldu, biraz o zaman detaylara da gireyim. Müsaadenizle bir kısaca şey yapmam lazım. Ekranı kapatıp yeniden açacağım. Beril'in de bir sorusu vardı hocam. Siz onu açarken bunu iletmiş olayım size. Aynen. Beril Kaymak sormuş. Hocam Unity sonradan mı öğrendiniz yoksa hep bilginiz var mıydı? Ben yüksek lisansla tanıştım Unity ile. Daha öncesinde işte programlamaya veya işte program gelişime yönelik bir deneyimim yoktu. Tamamen yüksek lisans sürecinde geliştim. Bilgen'in de bir sorusu varmış. Okey, ben okuyayım o zaman. Hocam bu yönetimi deneyimleyicinin dahil olduğu interaktif bir şekilde uygulamak mümkün mü? Mesela yapay zeka desteğiyle deneyime özel anlık oluşturulan senaryolar entegre etmek mümkün mü diye sormuş. Tabii bu dediğim gibi biz şeyi kullandık. Karma gerçeklik gözlüğü olarak Microsoft HoloLens 2'nin Development Edition'ını kullandık. Bu gözlük veya buna benzer işte karma gerçeklik gözlüklerinden birden fazla sayıda eğer elimizde varsa, soruyu anladığım kadarıyla interaktif bir, hani birkaç kullanıcının aynı deneyimi sağladığı veya aynı ögeleri gördüğü, aynı çalışmayı yaptı, hani aynı çalışma üzerinde değişiklikler yaptığı ortamlar oluşturabiliyoruz. Dediğim gibi tıpkı şey gibi Teams gibi düşünebiliriz yani. Veya işte Teams değil de Miro var mesela. Bir ekran açıp aynı kullanıcı, farklı kullanıcılar aynı şey üzerinde değişiklik yapabiliyor. Aynı çalışma üzerinde diyebilirim. Umarım doğru anlamış ve doğru cevaplayabilmişim bu soruyu. Hocam ben de böyle anladım ama vicdan doğru anlamış mı hocamız soruyu? Yani ben de bu şekilde anladım. Hocam ben de şeyi düşünüyordum. Hani aslında çok güzel bir teknoloji ve benim de aklıma ilk gördüğümde şeye gelmişti. Hani Yozumi dilinin işte 3 boyutta tasarlanmış hali, o işte bilgi katmanlarında okunucu onlarla ilgili bilgiler çıkıyor vesaire. Hani bir nevi dijital müze gibi. Ama bunu Yozumi diliye aktarılmış hali gibi. Ve bu şekilde görünce de hani oldukça ilgimi çekti. Gibi. Şimdi o zaman biraz detaylardan hızlıca bahsetmem gerekirse arkadaşlar, bizim bir takım bu çalışmayı yapmamız için yazılım ve donanımlara ihtiyacımız var. Yazılımlarımız arasında biz o zaman Windows 10 kullanıyorduk, şu an ben hala kullanıyorum da Windows 10'un SDK'larına ihtiyacımız var. Unity veya dediğim gibi Unreal Engine olabilir, farklı program geliştirme uygulamaları olabilir, ona ihtiyacımız var. Bir takım kodlar yazmamız gerekiyor. Bunun için Visual Studio programına ihtiyacımız var ve Microsoft'un kendi açık kaynak kodları olarak paylaştığı karma gerçeklik araç kitleri var. Buna ihtiyacımız var yazılım bölümünde. Donanımlarda da işte uygun bir bilgisayar ve bu deneyimi sağlayabileceğimiz HoloLens olur veya işte farklı karma gerçeklik gözlükleri olur. Ona ihtiyacımız var. Süreç boyunca ilk olarak bir 3 boyutlu bir proje oluşturuyoruz Unity'de. Bu Unity'nin başlangıç arayüzü. 3 boyutlu bir projemizi de isimlendirdikten sonra Universal Windows Platform'u, hani hedef olarak biz HoloLens cihazı kullandığımız için bu özelliği seçiyoruz. Sağda yapmamız gereken şu kırmızıyla işaretlediğim bir takım ayarlar var. İşte geliştireceğimiz projeye ve kullanacağımız karma gerçeklik kitlerine göre bu ayarları yapıyoruz. Bu ayarları yaptıktan sonra bizim Unity'de şöyle boş bir sayfa karşımıza çıkıyor. Daha sonra dediğim gibi Microsoft'un sitesinde açık kaynak kodları olarak paylaşılan, Microsoft'un kendisinin paylaştırdığı karma gerçeklik araç kitlerini sahnemize aktarıyoruz. Yani uygulamamız içine aktarıyoruz. Daha sonra bunları import ettikten sonra Centered Reality diye adlandırıyor bunu geliştiren şirket. Yani genişleştirilmiş gerçeklik olarak adlandırıyor. Daha sonra bunun işte sistemi yükledikten sonra projemizde bunun birkaç ayarı var. Bu ayarları bu arada süreç şöyle gerçekleşti. Bir adıma geldik. O adımda tıkandık. Yani bunları bilerek gitmedik. İşte onu araştırdık. Sonra ne yapmamız gerektiğini gördük. Böyle araştırarak süreci devam ettirdik. Yani bu ayarları ben bilmiyordum öncesinde, dediğim gibi. Araştıra araştıra devam ettik süreci. Daha sonra bu işte
ayarlarımızı da yaptıktan sonra bu karma gerçeklik araç kitlerini sahnemize konfigüre etmemiz gerekiyor bu noktada. Bu konfigürasyonu da sağladıktan sonra şu şekilde bir Unity ekran veriyor bize. İşte burada birkaç yine ayarlama olsun, birkaç komponent yüklemek gerekiyor. Onları tamamladıktan sonra dediğim gibi 3D Max'te gemimizin modelini oluşturmuştuk. Bunu FBX formatında, hani ketchup'a vesaire atarken de kullandığımız formatta Unity'nin içine attık ve işte gemimizin mesela bayraklarına işte hareket ekledik. Gemi bacalarımıza duman efekti ekledik. İşte dipte bir deniz efekti ekledik ama sonra bu deniz efektinde bir sorun yaşamıştık, onu kaldırdık. Gibi gibi böyle gemi üzerinde işte malzemeler olsun, hareket vermek istediğimiz parçalar olsun, bunların hepsini kendi dizaynımızı oluşturduktan sonra süreci devam ettik. Bu süreçte bir takım komponentler de, bileşenler de eklememiz gerekiyor. Mesela gemimize işte box collider olsun, mesh render olsun gibi. Bu karma gerçeklik araç kitlerinin kendi altında ve Unity'nin kendi içinde birkaç komponent var. Bu komponentlerin ne işe yaradığı gibi çeşitli şeyleri şimdi anlatmayacağım bu arada. O zaman çok sıkıcı olabilir. Bu bize şunu sağlıyor. Mesela gemimize box collider ekliyoruz. Bu bize şu özgürlüğü veriyor. Ve aynı zamanda bir checkbox kontrolcüsü ekliyoruz. Mesela örnek, şu örnekte gördüğümüz gibi mesela checkbox kontrolcümüzü aktif ettiğimiz anda gemimiz üzerinde büyütme ve küçültme hareketi yapabiliyoruz. Onu hemen şuradan göstereyim isterseniz. Bize bu özgürlüğü sağlıyor.